Geleceğin meslekleri nelerdir ve hangi bölüm seçmeliyim serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Hava kontrol mühendisi. Hava kontrol mühendislerinin iş tanımına bakıldığında esas görevleri hava araçlarının bir noktadan başka bir noktaya güvenli bir şekilde uçabilmelerini sağlayan bir meslek grubudur. Hava araçlarının güvenli uçuşlarından, zamanında kalkış yapmalarından ve zamanında iniş yapmalarından sorumludurlar. Hava trafik kontrolörleri hava trafiğinin daha hızlı akmasını, havadaki trafiğin bir düzen içerisinde olmasını, hava araçlarının havada emniyetli olmasını sağlamak için bulunmaktadırlar. Hava kontrol mühendisliği alanında görev yapanların bir kontrol sahası bulunmaktadır. Kendi sahaları içerisinde gerekli kontrolleri sağlarken çeşitli teknolojik araçlardan da faydalanmaktadırlar. Nasıl olunur? Hava trafik kontrolleri olabilmek için öncelikle üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. Ardından KPSS'ye girilmelidir. KPSS P3 puanlı yeterli seviyede olması gerekmektedir. Yeterli seviyede yabancı dil bildiklerinin anlaşılabilmesi için de TOEFL, YDS ya da IELTS gibi sınavlardan aldıkları puanları belgelemeleri gerekmektedir. Ardından BHMİ'ye başvurma yapmaları gerekmektedir. Öncelikle başvuranlar yazılı sınava girmektedirler. O başvuru döneminde alımı yapılacak olan personel sayısının 6 katı kadar kişi yazılı sınava çağrılır, 3 katı kadar kişi de mülakata çağrılır. Bu aşamaların başarıyla tamamlanması sonucunda ise Ankara'daki eğitim binasında eğitime başarılı adaylar çağrılmaktadır. Bu adaylar 1,5 sene sürecek bir eğitime alınmaktadır. Sonrasında asıl görevlerine başlayabilmektedirler. Geriatri uzmanı. 65 yaş ve üstündeki hastaların tanısı, tedavisi ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bilim dalı olup iç hastalıkları uzmanlığının bir yan dalıdır. Nasıl olunur? Dahili uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alınarak geriatri uzmanı olunabilir. Şu anda Yakın Doğu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde bu bölüm bulunmaktadır. Buralardan mezun olarak gerontolog olabilirsiniz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Doğuştan ya da sonradan edinilmiş kas, sinir ve iskelet sistem problemlerinin yanı sıra nörolojik hastalıklar, ortopedik problemler, fıtık, kalç, travma, ağrı, kireçlenme, ameliyatlardan sonra gelişen fonksiyon bozuklukları ve diğer hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan hareket kısıtlılıklarının tanı, tedavi, önleyici tedavisi ile ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Her kişide fark olarak gelişebilen fonksiyon ve hareket yapılarının tedavisi için fizik tedavi uzmanı hekimler tarafından hastalara pek çok farklı tedavi şekli uygulanabilmektedir. Nasıl olunur? Yol bulunmaktadır. Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden fizyoterapi ve rehabilitasyon ya da fizik tedavi, fizyoterapi ve rehabilitasyon şeklinde adlandırılan bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir. Aktüerya uzmanı. Finansal olarak risk taşıyan her olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair çözümler üreten, değerlendirmeler sunan ve karar alabilen bir meslektir. Finansal bir risk ve getirisi olan bir olayın değerlendirmesi yapılarak şirket ya da birey açısından maddi sonuçlara öneriler sunar. Karşılaşılacak risklere karşı ekonomik açıdan rahatlatacak ve ölçümleme yapılabilecek program ve raporlar hazırlanır. Nasıl olur? Aktüer olabilmek için Marmara, Kırıkkale, Selçuk, Karabük ve Özel Yaşar Üniversitesi'ne yer alan ve sayısal puanla öğrenci alan bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Buradan mezun olmadıysanız da ikinci bir alternatif olarak Bahçeşehir ve ODTÜ'de yer alan sertifikalı programlara katılabilirsiniz. Epidemiyolog. Epidemiyoloji temel olarak hastalıkların gruplandırılmasını, insanlardaki veya hayvanlardaki hastalıkların genel tanımlarının belirlenmesini, hastalıklara sebep olan nedenlerin ve hastalığın etkilerinin incelenmesini kapsayan bilim dalıdır. Epidemiyoloji sayesinde salgın hastalıklarla ilgilenen küresel stratejiler belirlenir, halk sağlığını ilgilendiren politikalar düzenlenir ve salgın önlemlerinin alınması sağlanır. Nasıl olur? Günümüzde en çok epidemiyolog yetiştiren ülke olan ABD'de epidemiyoloji eğitimini üniversitelerde halk sağlığı okullarında ve mezuniyet sonrası eğitim programları içinde yer almaktadır. Kişiler epidemiyoloji alanında özelleşmeden önce halk sağlığının temel dallarını öğrenmekte, daha sonra epidemiyoloji bilim dalında uzmanlaşmaktadırlar. Umarım bize de kısa zaman içerisinde yer alacaktır.
Mobil uygulama ve oyun geliştiricisi. Mobil uygulama geliştiricisi, mobil cihazlar için yazılım ve uygulamalar hazırlayan kişilerdir. Akıllı telefonlarda günden güne ortaya çıkan sağlık, oyun, iş, verimlilik gibi alanlarda uygulama tasarlayan, içeriklerini hazırlayan ve kullanıcılara hazır halde sunan kişilerdir. Nasıl olunur? Oyun geliştiricileri matematik, bilgisayar ve yaratıcı sanatlar bilgisine sahip profillerdir. Mümkün olan en güncel ve eksiksiz oyun tasarımı eğitimine sahip olmanız gerekmektedir. Eğitim almanız gereken konular içerisinde 3D oyun geliştirme, Unity, bilgisayar animasyonu ve dijital resim ve programlama yer almaktadır. Finansal yönetici. Finans yöneticisi, yönetmeni şirketlerin mali faaliyetlerini analiz eder ve yönetim birimlerine muhtemel ticari eğilimlerine ilişkin danışmanlık sunar. Nasıl olur? Finans yöneticisi, yönetmeni şirketlerin mali faaliyetlerini analiz eder ve yönetim birimlerine muhtemel ticari eğilimlerine ilişkin danışmanlık sunar. Nasıl olur? Öncelikle sadece üniversitelerde işletme veya iktisat bölümlerinden mezun olmak iyi bir finans uzmanı olmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda matematiğin gerçekten hayatınızda önemli bir parçası haline geleceğine hazır olmanız gerekiyor. Bunun yanında tarih, sosyoloji gibi derslerinde ilgi alanınızda olması gerekiyor. Çünkü finans alanında çalışmaya başladığınızda sadece kendi şirketiniz için değil de bütün ekonomik ortamla ilgili bilgi sahibi ve yorum sahibi olmanız gerekiyor. Sayılar ve toplumsal olaylar arasında da bağlantılar yapmanız gerekecektir. HVAC teknisyeni. HVAC İngilizce Heating, Ventilating ve Air Condition kelimelerinin baş harflerinin oluşturduğu bir kısaltmadır. Havalandırma sektörünün tüm dallarını kapsar. Ayrıca makine mühendisi alanında bir alt kolu olan tesisat mühendisliği kapsamında değerlendirilebilir. Nasıl olunur? Diplomanızdan sonra bütçenize ve ders çalışmayı seçtiğiniz zamana bağlı olarak HVAC kapsamında mevcut 3 program arasında bir program seçebilirsiniz. Programlar seçimize bağlı olarak 6 aydan 4 yıla kadar değişebilir. Daha sonra ön lisans veya lisans derecesi alabilirsiniz. Bir HVAC uzmanı olarak uygulamalı deneyime ihtiyaç duyacağınız için eğitiminizin yeterli olmayacağını şu andan belirtmekte fayda var. İkinci adımda bir HVAC teknisyen işi oldukça teknik bir sorumluluktur. Ve akademik bilgilerin veremeyeceği özellikleri öğrenmeniz gerekmektedir. Bu nedenle zaten var olan bir firmada ya da alanda deneyimli bir profesyonelin yanında çırak olarak çalışmak akıllıca bir seçimdir. Bu seçimde yalnızca gözlem yoluyla değil, pratik yaparak da öğrenebilirsiniz. Üçüncü adımda yıllar süren çıraklık eğitiminden sonra işe alınmanız için başvuru göndermeye başlayabilirsiniz. İşe alın kuruluşta diğer deneyimli teknisyenlerin teftişindeki kuruluş adına HVAC görevlerini yerine getirme hakkına sahip olabilirsiniz. Son adımda ise sertifikanızı alın. Alanda çalışmış ve deneyim kazanmış olmanızın ardından yetkinliğinizi kanıtlamak için standart testlerden geçmeniz gerekecektir. Bu noktada testi geçtikten sonra da uygun bir teknisyen olarak güvenliğinizi gösteren sertifikasyonunuzu alabilirsiniz. Bioinformatisyen. Biyolojik verilerin hızlı ve doğru bir biçimde organize edilmesi ve kullanılabilir hale gelmesi giderek önem kazanıyor. Biyoinformatisyenler, bilgisayar bilimleri ve biyolojiyle ilgili bilimleri kombine ederek biyoinformatik araçların en verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için arayüzler ve yeni yazılımlar geliştiriyorlar. Nasıl olur? Biyoloji, fizik ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda okuyarak biyoinformatisyen olunabiliyor. Modelleme ve simülasyon mühendisi. Tüm proje ve çalışmaların en az hata ile uygulanabilmesine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Simülasyon mühendisleri mühendislik araçlarını kullanarak bir fikrin ya da projenin ne şekilde ortaya çıkacağını sanal ortamdan yaratılmasını sağlıyorlar. Nasıl olunur? Bilgisayar, makine ve uzay mühendisliği gibi alanlarda okuyarak simülasyon mühendisi olunabilir. Sürdürülebilirlik uzmanı. Çevresel sorunların önlenmesine ve yeni enerji kaynaklarının kullanılmasına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilirlik uzmanları kullanılan enerji, tarım ve ulaşım gibi alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümleri ve önlenmesi için şirketlere, bireylere, kurumlara ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır. Nasıl olunur? Ziraat mühendisi, çevre mühendisi ve biyoloji gibi alanlarda okuyarak sürdürülebilirlik uzmanı olunabilmektedir. Siber güvenlik uzmanı, sanal saldırıların önlenmesi ve sanal saldırılardan korunmaya yönelik ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Siber güvenlik uzmanları sıklıkla meydana gelen sanal saldırılara karşı bireylerin, firmaların ve kurumların bilgi ve verilerin güvenliğini sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Nasıl olur? Matematik, bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda okuyarak siber güvenlik uzmanı olunabilir. Flebotomist.
Flebotomist herhangi bir nedenle sizden kan alan tıbbi görevlinin ünvanıdır. Nasıl olur? İşe lisans diploması sahip değilseniz size bir GET hizmeti verebilir. GET, lise diploması alamayan öğrencileri sertifikalandıran bir genel eğitim diplomasıdır. Tıbbi teknolog, topluma, bireylere, sağlık çalışanlarına sağlıkla ilgili eğitim veren, aynı zamanda da orta eğitim kurumlarında sağlık branşında öğretmenlik yapabilen eğitimcilere tıbbi teknolog denir. Tıbbi teknolog bir sağlık eğitimcisi ve denetçisidir. Toplum sağlığının iyileştirilmesi, sürdürülmesi, sağlık için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bireylerin bilinçlendirilmesine yardımcı olur. Nasıl olunur? Tıbbi teknolog olabilmek için Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir yüksekokul olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden lisans derecesiyle mezun olmanız gerekmektedir. Bir yıllık lisans tamamlama programları ile birlikte 4 yıllık eğitim süresine sahip olan enstitüye lise mezunu olan ve üniversite sınavından yeterli puan alan herkes başvurabilir. Pazar araştırma analisti. Pazarlama analistleri şirketlere ve kuruluşlara hangi ürün ve hizmetlerin hangi müşterilere hangi fiyattan satılacağına karar vermesine yardımcı olan, piyasa koşullarına, rakip faaliyetlerine ve tüketici davranışlarına bakarak, inceleyerek sonuçlara ulaşan kişilerdir. Nasıl olunur? Eğer bir pazar araştırma analisti olmak istiyorsanız, pazarlama araştırmalarının en az bir lisans derecesi elde etmeniz gerekmektedir. Kuralların ne derece olduğuna bakılmaksızın, iş, pazarlama ve matematik ve anket tasarımını içermektedir. Bazı işlerde yüksek lisans gerekebilmektedir. Kişisel bakım görevlisi. Yaşlanmayla birlikte kronik hastalıklarının artması, sürekli çoğalan kanser vakaları, her sene eklenen engelli sayısı, Türkiye'de evde sağlık hizmetlerini profesyonel anlamda yeni ve gelecekte olmazsa olmaz bir sektör olarak ortaya çıkardı. Hastanın engel durumundan veya sadece yaşı itibariyle kendi bakımını sağlayınma durumuna göre sağlık, rehabilitasyon, fizyoterapi, postoperatif bakımı veya sosyal hizmetlere ihtiyacı olabilmektedir. Nasıl olunur? Mesleki ve teknik ortaöğretim, hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, yaşlı bakımı dalında verilmektedir. Handyman. Handymanlar adını acilen iş yapabilen, elinizin altındaki maharetli usta anlamına gelen İngilizce bir deyimden alıyor. Bu yeni hizmet sayesinde çatınız, kapanmayan kapınız, akan musluğunuz, termosifonunuz ya da musluğunuz kısa sürede tamir ediliyor. Nasıl olunur? Hizmet vereceğiniz alanda mesleki bilgiye sahip olmanız gerekmektedir. Bilgisayar kullanım desteği uzmanı. Teknik destek uzmanı çalıştığı firma birimlerinde bulunan bilgisayar, yazıcı ve fax gibi elektronik cihazların kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapan, elektronik alanda personel destek olan, sorunlara birinci seviyede teknik destek sunan, çözüm sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır. Nasıl olunur? Teknik destek uzmanı olabilmek için endüstri meslek liselerinde bulunan bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve enformasyon sistemleri alanlarında eğitim alma zorunluluğu vardır. Lise ve denge okuldan mezun olanlar, üniversitelerin meslek yüksekokullarında bulunan bilgisayar programcılığı bölümlerini tercih edebilir. 4 yıllık lisans eğitim veren fakültelerin elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da teknik destek uzmanı olarak görev yapabilir. Data mimarı. Bir kuruluşun veri mimarisini tasarlama, oluşturma, dağıtma ve yönetmekten sorumlu olan kişiye verilen addır. Veri mimarları, verilerin farklı veri varlıkları ve BT sistemleri tarafından nasıl saklanacağı, tüketileceği, entegre edileceğini ve yönetileceğini ve bu verileri bir şekilde kullanan veya işleyen uygulamaları tanımlar. Nasıl olunur? Veri mimarı olmak için 4 yıllık fakültelerin bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Uyum müdürü, risk ve uyum finans sektöründe en hızlı büyüyen alanlardan biridir ve detaylara dikkat edenler için popüler bir seçimdir. Bir uyumluk görevlisi olarak bir şirketin dış düzenleme gerekliliklerini ve iç politikalarına uymasını sağlamaktan sorumlusunuz. Kısacası işvereninizin kurallara göre oynamasını sağlamaktan sorumlusunuz. Nasıl olunur? Hukuk, finans, işletme yönetimi gibi lisans programlarından mezun olmanız gerekmektedir. İş zekası analisti. İş zekası analisti, belirli şirketlerin stratejilerini belirleyen ve verilerini analiz eden kişiye denir. Dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığı günümüz dünyasında iş zekası analistlerinin de görev kapsamı ve çalışma alanı da genişlemektedir. Nasıl olunur? İş zekası uzmanı olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren istatistik, matematik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve ilgili bölümlerinden mezun olarak mesleğe adım atmak mümkündür.
UX deneyim tasarımcısı. Kullanıcı deneyim tasarımı, tasarım ekiplerinin kullanıcılara anlamlı ve alakalı deneyimler sağlayan ürünler oluşturmak için kullandıkları süreçtir. Bu markalama, tasarım, kullanılabilirlik ve işlev yönleri dahil olmak üzere tüm ürün edinme ve entegre etme sürecinin tasarımını içerir. Nasıl olunur? Kendi kendinize öğrenebilirsiniz veya mentor edinebilirsiniz. Sistem analisti, UI tasarımcı, designer, UX tasarımcıları ve geliştirme ekibiyle çalışan UI tasarımcıları bir ürün veya web sitesinin çerçevesini şekillendirir ve oluşturur. Amaçları kullanıcıların bir ürünün etkileşimlerinde karşılaştıkları her temas noktasının sezgisel olmasını ve ekibin genel vizyonuna uygun olmasını sağlamaktır. Güçlü görsel tasarım becerileri, kodlama uzmanlığı ve web sitesi düzeni en iyi uygulamaların anlaşılması ile UI tasarımcıları müşterilerle etkileşim deneyimler yaratmak için kilit oyunculardır. İş analisti. Kurumların iş süreçlerini değerlendirme, gerekliliklerini öngörme, iyileştirme alanlarını açığa çıkarma ve çözümler üretme faaliyetlerini yürütür. Bir proje veya programın ihtiyaçlarını belirleyerek bunları yönetici ve ortakları iletir. İş sorunlarına teknik çözümler geliştirmek veya şirketin satış çabalarını ilerletmek için çalışır. Nasıl olunur? İş analisti olmak için üniversitelerin matematik mühendisliği, işletme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.